86 yaşındaki kadının 500 lirasına göz koydu hırsız. Pazardan dönerken gözüne kestirip filyasyon ekibi yalanıyla evine kadar girdi. Bir yandan parasını çaldı bir yandan da yaşlı kadın ikram ettiği çayı içti. Hemen ardından ikinci hedefini seçti. 79 yaşındaki Sait amcayı. Elma, armut, portakal, mandalina aldım. Orada dikeliyordu ama ben pazarcının adamları sanettim. 86 yaşındaki Zülfü teyze pazardan alışveriş yapmış evine gidiyordu. Yanına yaklaşan kişi pazar arabasını elinden alıp kendisi taşımaya başladı. Tam bu araya girdim. Bu arada arabamı kaptı aldı elimde. Arabamı kaptı aldı çekiyor. Sen kimsin ya dedim arabamı aldım gidiyorsun dedim. Arabayı sırtına aldı yukarıya çıkardı. Filyasyon ekibinden olduğunu söyledi, evin içine kadar girdi. Yalanına Zülfü teyzeyi inandırmıştı. Hırsız eve geldiğinde kurduğu planı devreye soktu. Yaşlı kadına alışveriş yaptığı pazarcının koronavirüs hastası olduğunu ve aldığı sebze ve meyvelerin dezenfekte edilmesi gerektiğini söyledi. İyi eve benden geldi. Bunlar yıkayacağım. O adam korona hastası. Bunlar hep köküp yıkayacağım. Bir de böyle bir deterjanı Yaz yemindir da döktü, benim mustun başına koydu. Yaşlı kadın mutfaktayken hırsız da elini aldığı bez parçasıyla ben de buraları sileyim diyerek paraların bulunduğu bu odaya girdi, vazonun hemen altında bulunan paraları alarak evden kaçtı. Bu böyle siliyor. Ondan sonra para da bunun içinde. Ondan sonra girdim, ki burada sen buradan ne 500 lirası çalınan Zülfü teyze hala şüphelenmemişti. Hatta ikram için çay bile getirdi. Ayakkabılarım da gelin içecek. Ayakkabıyı niye içe burada hırsız yok dedim. Ondan sonra neyse hırsız kendiymiş. O ayakkabılarını almasın fırladı. Şüphelinin ikinci kurbanı ise 79 yaşındaki Sayit Göksel'di. 2000 liralık emekli maaşı gitti. Hırsızın ikinci kurbanı ise bu evde oturan yaşlı adam olduğu filyason ekibi kılığında eve gelen hırsız Sait Göksel'e üzerindekileri çıkartıp düzgün kıyafetler giymesini istedi. Yaşlı adamın çıkardığı gömlekte bulunan 2000 TL parayı da alan hırsız koşarak kaçtı. O sırada ablam üst kattan aşağı inmiş, ablamı görünce de kaçmış. Polis 45 yaşındaki şüpheliyi çok geçmeden yakaladı. Çok sayıda suç kaydı olan adam adliyeye sevk edildi.